Merkez Bankası faiz artıracak mı, artırmayacak mı diye sürekli tartışıldı. Bu uğurda nice başkanlar, bakanlar feda edildi ve neticede küresel finansörlerin talep ettiği faiz artışı sağlandı. Malum 475 baz puan faiz artışı istiyorlardı, verildi ve %10.25 olan politika faizi %15'e çıkartılmış oldu. Esasen bu tartışmalar faiz açısından vatandaşı çok fazla da ilgilendirmiyor. Çünkü vatandaşların maruz kaldığı faizle bu tartışılan faiz arasında dağlar kadar fark var. Amasya'da merkeze bağlı Kızılca Köyü çiftçileri zor durumda. Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları fide ve gübre gibi tarımsal malzemelerin bedellerine uygulanan yüksek faiz onları perişan etti. Ağustos ayında eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan köylülerin sorunlarıyla ilgilenen de olmadı. Kooperatif de çiftçiler için haciz kararı çıkardı. Köye jandarma eşliğine gelen kooperatifin avukatı alacaklarına karşılık köylülerin traktörlerine ve araçlarına el koydu. Çiftçiler üretimlerini devam ettirebilmek için zaruri olarak kredi alıyor. Ancak çiftçiye kaynak temin ederek destek olması gereken Tarım Kredi Kooperatifi yüksek faiz ve katılım katkı payı isteyince zaten çok düşük karlarla çalışan çiftçilerin bu borcu geri ödeyebilmesi mümkün olmuyor. Sonuç haberde olduğu gibi icra ve haciz. Peki borçtaki faiz oranı ne kadar? Furkan Türkmen adlı çiftçi Tarım Kredi Kooperatifinden 12.500 liralık kredi çekmiş. Sonrasını Türkmen'in şu ifadeleri özetliyor. Beni ayrıca 6.500 lira katılım katkı payı için borçlandırdılar. Toplam 20.000 lira üzerinden faiz işlettiler. Yaklaşık 10 ay önce aldığım destek şimdi 38.000 lira oldu. Domates fidesi için alınan kredi 12.500 lira. 10 ay sonra geri istenen rakam 38.000 lira. %300'den fazla faiz. Üzerinde aylardır tartışılan %15 nerede? Çiftçinin maruz kaldığı %300 faiz nerede?